Evet arkadaşlar, size bugün Xiaomi Mi Stick arkadaşlar iki cihaz arasındaki karşılaştırmayı size söyleyeceğim. Bir tanesi 1080 piksel olan arkadaşlar MDZ24 serisi. Bir tanesi de arkadaşlar yeni çıkardığı 4K serisi MDZ27 serisi arkadaşlar. Şimdi burada iki tane cihaz var arkadaşlar. Bu cihaz genellikle şu an Türkiye'de en çok satılan cihazlardan bir tanesi bu. Televizyonlarınızı Android televizyonu dönüştürmek için kullanılan sticklerden bir tanesi. Xiaomi buna ekstra arkadaşlar yeni bir tane çıkarttı. 4K desteği olduğunu söylediği bu yeni stick. Bu da 27 arkadaşlar. MDZ27, bu da MDZ24. İkisi de hemen hemen aynı, menüleri her şey aynı. Sadece aralarında tek fark bu 1080 piksele kadar destekliyor arkadaşlar. Bu da 4K'ya kadar destekleyebiliyor. Peki aralarında ne fark var arkadaşlar? Şöyle araştırdığınız zaman, şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar hemen hemen ikisinde de 8 GB RAM var. Dahili hafıza var. Yanlış söyledim arkadaşlar. İkisinde de dahili hafıza olarak 8 GB var. RAM arkadaşlar 1080 pikselde 1 GB RAM var. Xiaomi'nin 4K olan versiyonunda arkadaşlar 2 GB RAM var. Bu arkadaşlar 1920'ye 1080 piksele kadar çıkabiliyor maksimum. Bu da arkadaşlar yani 4K olan versiyonu da 3840'a 2160 piksele kadar çıkıyor. İkisinde iletişim standartları aynı. Wi-Fi olarak aynı arkadaşlar. Bunun HDMI standartı 2.0A'ya kadar çıkabiliyor. Xiaomi 4K olan 4K olan versiyonu da 2.1'e kadar çıkabiliyor. İkisi de USB 2.0. Bluetooth sürümleri 4.2 arkadaşlar. Eski versiyonun yenisinin 5.2. Full HD sol taraftaki, 4K sağ taraftaki arkadaşlar. 60 FPS. Dediğim gibi 3840'a 2160 piksele kadar destekleyebiliyor. Bu şekilde dahili hafızalarını söylemiştim. Başka Android 9 kadar çıkabiliyor arkadaşlar 1080 pikseli. Diğeri de Android 11 desteğiyle sunuluyor. Aralarında fark işletim sistemleri aynı Android olarak arkadaşlar. Bunun işlemcisi S805Y arkadaşlar. 4K'nın da S905Y arkadaşlar. Yeni çıkan versiyon. İkisi de 4 çekirdekli 2 GHz hızları var. ARM 450, ARM G31 olarak geçiyor. Wi-Fi standartları aynı. Gerisi hemen hemen aynı arkadaşlar. Ama önemli olan dediğim gibi bunda 1 GB RAM var. Bunda da 2 GB RAM var arkadaşlar. USB 2.0 dediğim gibi. Tüm hemen hemen aktarım standartlarını destekliyorlar. Video formatları hemen aynı. Üzerinde yüklü Amazon Prime, mesela sol taraftakinin üzerinde arkadaşlar. Amazon Prime, Netflix, Spotify web tarayıcısı ve YouTube'la birlikte geliyor. 4K versiyonunda arkadaşlar Amazon Prime, Amazon Prime 4K, Netflix, ayrıca Netflix 4K, web tarayıcısı YouTube ve YouTube 4K olarak geliyor arkadaşlar. Spotify'da yüklü şekilde gelebiliyor. Renkleri siyah ve diğer geri kalan hemen hemen her şey aynı. Boyutları biraz farklı. Normal 1080 pikselin arkadaşlar yüksekliği yani boyutu 92 mm iken yenisinde 96 mm olarak geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Geri kalan hemen hemen her şeyi aynı. Aralarında bir fark yok. Şöyle şimdi bilgisayara takacağım. Şuradan görüntülerini görün istiyorum. USB video. Bakın şu şekilde tam ekranı aldım. Şimdi normal 1080 pikseli takıyorum. 1080 pikseli takacağım. Biraz bu tarafa doğru çevireyim. Bakın şu an 1080 pikseli taktım. Biraz bu tarafı doğru çekeyim. Görün sizde. Buradan kendi mouse üzerinden çalışacağım. Bakın. Şu an açılıyor. Bu 1080 piksel arkadaşlar. Yani eski versiyon olan. Bunun görüntü kalitesini görün. Açılma hızını görün diye ben şöyle aldım bunu. Şu şeyi de küçülteyim biraz. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şöyle bir kumanda tanıtımını yapalım. Evet, kumanda tanıtımını yaptım. Buradan dili seçiyoruz. Gayet hızlı arkadaşlar. Eski versiyonu da gayet hızlı. Buradan ülkeyi seçiyorum. İlk kurulum olduğu için biraz yavaş olabilir. Bırak kısmı atla dedim. Wi-Fi'ye bağlanmayacağım şimdilik. Atla diyorum. Kabul ettim.
Konuma da evet dedim, evet dedim. Gayet hızlı akıyor, görüyorsunuz. Xiaomi'nin koşullarını kabul ediyoruz, onayla dedim. Şimdi eğer 4K yayını seyretmeyecekseniz arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle 4K'ya biraz daha fazla para vermenizi tavsiye etmem. Ama aralarında çok büyük bir fark yok. Bir tanesi neredeyse 1000 lira civarında, biri de 1500 lira civarında. 500 lira çok büyük bir para değil. Hemen onu değiştirip kullanabilirsiniz bence. Burada bakın, şöyle yukarı bir çıkalım. Buradan YouTube'u açayım. Tabii Wi-Fi'miz bağlı olmadığı için şu an açılmayacaktır. Ayarlarına bağlanalım. Bir Wi-Fi'mize bağlanalım. Evet, cihazımız bağlandı. Şöyle tekrar ana menüye geliyorum. Tekrar YouTube'a çalıştırıyorum. Bir video denemesi açacağım arkadaşlar. Her ikisinde de deneyeceğiz şu an bunu. Şöyle arkadaşlar aşağıya geliyorum. Herhangi bir şey açayım. Böyle siz de görün. Hızının ve diğer etkilerini. Reklam çıktı. Reklamı geçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüntü kalitesi gayet iyi. Şöyle tabi seyrettiğiniz videoya göre değişiyor. 1080 piksel ve üstü videolar seyrederseniz arkadaşlar. Tahminim onunla ilgili de çıkacaktır. Şöyle bakayım 1080 piksele yakın bir şey bulabilir miyim? Bu şekilde arkadaşlar, 1080 piksellik cihazın hızlarını, görüntü kalitesini gördünüz. Şöyle tekrar yukarı bir çıkabilirsem, şöyle aşağıda gelsin bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1080 piksellik bir video açtım. Açtıktan sonra kalitesinde 1080 piksel aldım. Şöyle basılı tutarak geldim, bakın üst kısma geçiyorum. Şöyle üst kısma şöyle basılı tutayım. Üst kısımdan bu tarafa doğru geliyorum. Bakın ayarlar bölümünde en üstte 1080 piksel olarak seçili. Maksimum seçildi. Burada görüntü kalitesini görüyorsunuz. Bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Şimdi diğer 4K olan versiyona geçeceğim. Bakın 4K'mız burada. 4K versiyonunda bakalım nasıl gözüküyor. Böyle cihazımı kapatıyorum. Çıkardım. Bakın. Çıkardım. Ve 4K olan versiyonumu takıyorum. Şimdi 4K'yı bağlıyorum. Arkadaşlar 4K olan versiyonumuzu bağladık. Cihazımız bir açılsın. Bakın diğerinden farklı. Burada Mi logomuz farklı değişmiş. Aşağıdaki logolarımız biraz daha pikseli arttırılmış. Cihazımız açılsın. Açılış süreleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Ben bir test yaptım. Açılış süreleri çok farklı değil aralarında. 1 saniye, 1-2 saniye falan oynuyor. Ama dediğim gibi 4K kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar, bunu almak zorundasınız. Ama 4K önemli değil. 1080 piksel ve internet kalitem 1080 pikseli destekleyecek şekilde diyorsanız diğerini alın. Bakalım şöyle bir açılsın cihazımız. Bakın şurada YouTube'umuzu açalım. Tekrar bir video deneyelim. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Açalım şuradan bir. Çalışsın bakalım. Görüntümüz de şöyle. Görüntü kalitemiz de şöyle. Görüntümüz de şöyle alayım. Kalitemize bir bakalım. Kaliteyi arttıralım. Bakalım 1080 piksel varmış burada. Bakalım şurada YouTube'umuzu bir açalım. Gayet
gayet hızlı. Diğer bir önceki versiyona göre birazcık bir tık daha olsa hızlı arkadaşlar. Şöyle oturum açmadan şu arama bölümüne geliyorum. Bir güncellememiz olduğunu söylüyor. Şuradan sayılara gelelim. 4 K video diyelim. Bakın şuradan bir 4K video açıyorum. Norveç varmış bir tane 4K. Bakalım görüntü kalitesi nasıl. Tabii görüntü kalitemizi önce ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar 4K'ya. Bakın şu an 480 pikselde. Şunu aldım. Bakın şunu kapatıyorum. Bekliyorum gelmesini. Evet arkadaşlar gayet iyi. Şöyle ben bir görüntü kalitesini biraz daha arttırayım. Şu an 720 pikselde. Bakın şuradan 2160'a çıkardım. Ben tekrar kapatıyorum. Şimdi bekliyorum gelmesini. 4K kalitesi de gayet iyi. 4K modu alıp seyrediyoruz şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4K modda. 4K olan cihaz arkadaşlar gerçekten kaliteli bir şekilde görüntü aktarımını yapıyor. Eğer cihazınız, yani televizyonunuz 4K ise ve 4K görüntü seyretmek istiyorsanız ve internet erişiminiz de gerçekten iyiyse arkadaşlar benim size tavsiyem 4K'yı almanız yönünde. Ama ben film seyredeceğim, dizi seyredeceğim 4K benim için önemli değilse bir önceki versiyonu da alabilirsiniz. Yani 1080 piksel versiyonu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4K görüntüsü gayet iyi. Bu kadar arkadaşlar. Böyle bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Şöyle kapatalım cihazımızı. Şöyle tekrar küçülteyim onu ben. Göstereyim ben size. Dediğim gibi cihazımız burada. Şöyle biraz daha düzeltelim onu. Cihazımız burada. 4K olan versiyonu ile çıkartayım. Tekrar görüntü kalitemiz gitti. Görüntümüz gitti. Bakın cihazlarımız burada. 4K olanı ve şunu biraz büyüteyim. Evet. Gördüğünüz gibi 4K olan versiyonumuz burada. Bu da 1080 piksel arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Dediğim gibi aralarındaki farkları ben size anlattım. Görüntü kalitelerini de ben size gösterdim. 4K'nın görüntü kalitesi gayet iyi. Ben görüntü kalitesi istiyorum. 4K seyredeceğim diyorsanız bunu tercih edin. Ama bunun dışında normal dizi seyredeceğim, internete gireceğim, video seyredecek falan diyorsanız arkadaşlar bu da işinizi görür. Size kalmış artık hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bu kadar. Elimden geldiği kadar size her iki cihazın artılarını, eksilerini söyledim. Bu kadar arkadaşlar. Her iki cihazda size detaylarını anlattım. Tüm RAM'lerini, iç yapısını, işlemcisini, depolamasını hepsini ben size anlattım. Seçim sizin artık arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bu kadar. Bu arada kanalıma abone olmayı arkadaşlar paylaşmayı, destek olmayı unutmayın.